Oradan ayrılayım diyorum, o zaman da babam kamyona muavin alacak. İçin yoksa Anadolu hanlarında tahta kurusu ayıkla. Kahramanlık taslayacaktır şimdi. Mutlaka gelecektir kurtarmaya. Kapanı kurup hazırlayacağız. Kuzey Vargın'ın yaşamı, Hollywood dramaturjisinin ürünü gibi görünen, birbirinden kopuk ancak etkileyici anılarla dolu bir roman gibiydi. İstanbul'un kalabalığında başladığı hayat serüveni, siyah beyaz perdede yankılanan asi bir genç olan Kuzey'in hikayesine dönüştü. Kesme! Sen de hakaret etme kendine. Hem buna senin bile hakkın yok. Anlıyor musun? Senin bile hakkın yok böyle konuşmaya. O, Amerika'nın efsanevi oyuncusuyla dikkat çeken olağanüstü bir benzerliğe sahipti. Yeşilçam'ın klasik karakterlerinden biri olan Karaoğlan'ı canlandırdı. Başrolde olduğu filmler, izleyicilerle duygusal bir bağ kurdu. Onları kendi dünyasına çekti. Ancak hayat zaman zaman karanlık sahnelere gebe olabiliyordu. Kuzey, kendi oyuncu arkadaşı Salih Güney'i ve diğerlerini bıçaklayarak cezaevine girmek zorunda kaldı. Bu beklenmedik sapma onu Yeşilçam'ın ışıltılı dünyasından hızla uzaklaştırdı. Cezaevinde geçen yıllar hayatının en zorlu dönemleriydi. Ancak bu süreçte içsel bir dönüşüm yaşandı. Bir zamanlar suçlu olan Kuzey artık kefaretini ödeyen bir adam olarak özgürlüğe kavuştu. Yeniden başlamak için kefaretini ödeyen bir kadınla evlendi ve Amerika'ya gitti. Orada işçilikten patronluğa yükseldi ve hayatını yeniden inşa etti. Ancak tüm bu değişimlere ve maceralara rağmen Kuzey'in hikayesi başladığı yerde son buldu. Yine Yeşilçam'ın tozlu yollarında, oyunculuğun büyülü dünyasında kendini buldu. Ömrünün son yıllarında içtiği sigara ve içkinin bedelini ödedi. Ancak bu bedel, yaşadığı hayatın izlerini silmeye yetmiyordu. Kuzey Vargın'ın sıra dışı hikayesi, Yeşilçam'ın asi çocuğu olarak hafızalarda kalmaya devam etti. Kuzey Vargın, İstanbul'un nefesini en içten şekilde teneffüs edebildiği 15 Haziran 1940'ta dünyaya gözlerini açtı. Bu tarih sadece bir doğum tarihi değildi. Aynı zamanda Türk sinemasının ve seyircilerinin kalbinde derin izler bırakacak bir hayatın başlangıcıydı. Kuzey'in bir de Güney adında bir abisi vardı. Babası asker olduğu için ailesiyle birlikte Türkiye'nin dört bir yanını dolaştı. Bu sürekli yer değiştirmeler genç Kuzey'in hayata olan bakışını şekillendirdi. Her yeni şehir ona farklı insanlar ve kültürlerle tanışma fırsatı sundu. Bu deneyimler ileride sahip olacağı derin insanlık bilgisinin ve duyarlılığının temellerini attı. Eğitimine büyük önem veren Kuzey, öğrenim hayatına Ankara Maarif Koleji'nde başladı. Ve daha sonra sanat dünyasına adım atmaya karar vererek sanat enstitüsünde eğitim aldı. Sinemanın büyülü dünyasına girişi ünlü yönetmen Fuat Oktay'ın Bakırköy'deki film stüdyosunda laborant olarak işe başlamasıyla gerçekleşti. Bu dönemde sinemanın arkasındaki emek ve titizlikle tanışması sinema sektöründeki yerini bulma fırsatı verdi. 1965 yılında Yasak Sokaklar filmiyle sinemaya adım attı. Oradan ayrılayım diyorum, o zaman da babam kamyona muavin alacak, işin yoksa Anadolu hanlarında tahta kurusu ayıkla. Bu film, Kuzey Varlığın tanınmasını sağlayan ilk projeydi. 1960'lı yıllarda Yeşilçam'ın jönleri arasına katıldı. Ancak bu dönemde rakipleri oldukça güçlüydü. Ayhan Işık, Göksel Arsoy, Edison, İzzet Günay, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın, Yusuf Sezgin gibi isimlerle rekabet etmek zorundaydı. Sinema sektörüne adım attığı zamanlarda kendisi için zor bir süreçti. Öyle düşünüyordu Kuzey Varlık. Oysa aslında en çok yapımcılar ve yönetmenlerden korkması gerektiğini çok sonradan öğrenecekti. O dönemlerde kazançlar oldukça düşüktü. Genellikle peşin para alamıyorlardı. 3 ya da 6 aylık senetlerle ödeme yapılıyordu. Ferdinand Manukyan gibi tefeci birisi vardı. Mathilde Manukyan'ın abisi olan Ferdinand Manukyan, Galatasaray'da tefecilik yapardı.
film yapımcıları genellikle senetlerin vadesini uzun tutarak o adama geliyorlar ve senetler çok az miktarlara düşüyordu. Kuzey Varlık ve diğer aktörler senetleri düşük miktarlara oynuyordu. Bu şekilde ilerledik ve nihayet 1969 yılına geldik. Kuzey'in varlığıyla birlikte sahne tozlu yollarında yürürken başrolde olduğu filmler genellikle istikrarlı olmadı. Uzun sürmedi. O artık sıklıkla yan karakterlerde, özellikle de kötü rollerde yer alıyordu. Oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra kısa bir süre şarkıcılık da yaptı. Ancak Kuzey'in hayatı sadece sahne ışıklarının altında değil, aynı zamanda aşkla da anılıyordu. Sık sık aşklarıyla gündeme gelen saygın ses sanatçısı ve oyuncu Ayla Oranlı ile evlendi. Bu birliktelikten Tayfun adlı bir çocukları oldu. Ancak hayat onlara uzun süreli bir mutluluk vaat etmedi. Evlilikleri kısa süre sonra sona erdi. Mahkeme çocuğun velayetini annesine verdi. Kuzey, hayatı sahnede ve dışında yaşadığı iniş çıkışlarla dolu bir melodram gibiydi. 1972 yılında Kuzey, hayatının en büyük hatasını yapacaktı. Birçok filmde birlikte rol aldığı aktör arkadaşı Salih Güney ile bir bara giderler. Kuzey, iddialara göre Salih Güney ortak tanıdıkları olan bir gazeteciyle kavga eder. Bunu gören Ahmet Mekin de olayı ayırması için Kuzey'i gönderir. O anları Ahmet Mekin, "Kuzey, hadi kardeşim ayır şunları," dedi. "Herkes duruyor, ben de ayırmaya gittim. Dışarı çıktığımda Burhan kan içindeydi. Ötekinin yanında iki arkadaşı daha var. Üçü bir olup Burhan'a yükleniyorlar. Araya girdim, kıyamıyorum buna vurmaya. Bana bir kafa attı, ne olduysa o anda oldu. Üçünü de bıçakladı," der Salih Güney ve bıçakladığı iki kişiyi hastanede yaşam savaşı verirken Kuzey Varlık'ın adam öldürmeye tam teşebbüsten 36 yılla yargılanır. Vargın, 1974'te çıkarılan afla da tamamen özgürlüğüne kavuşur. Salih Güney ve Kuzey, araya giren değerli isimlerin sayesinde birkaç yıl sonra tekrar bir araya gelip barışırlar. Ancak aradaki soğukluk geçmez. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Salih Güney bu konuda pek konuşmaz. Kuzey Vargın yıllar sonra Salih Güney'i suçlar. "O adam benim hayatımı mahvetti. 36 yılıma mal oldu," der. Bu açıklamalar Salih Güney'i kızdırır. "Onu affettim ama barışmadı. Kendisi saygısız bir röportaj yapmış. Kuzey'i sinemaya sokan benim. Yıllarca çok güzel dostluklarımız oldu. Barda bana ne kavga ediyorsun," dedi. Ben de kafa attım Kuzey'e. Yere yıkıldı. Sonra koştura koştura mekana gidip bıçağını aldı. Üzerime gelip bir koluma, bir de koltuk altıma, bir de ciğerime geldi. Bileklerini yakaladım, merdivenlerden yuvarlandı. Bıçağı bir daha salladı, dördüncü darbede enseme geldi. O esnada bileğini yakalamasam kesin ölmüştü. Hastanede polis bana kim yaptı diye sordu, ben yine de söylemedim Kuzey'in yaptığını. "Sen şimdi bütün bunları yapmışsın, kalkıp da nasıl sinema kariyerimi engelledi?" dersin. "Ben seni soktum sinema dünyasına. Asıl sen beni uzaklaştırdım kariyerimde," der. Kuzey Vargın cezaevinden çıktıktan sonra bir tesisin yöneticiliğini yapar. Ardından ani bir kararla kefaretini ödeyen Feraye Işık'la 1974 yılında Amerika'ya gider. Ünlü oyuncu Amerika'da gökdelen temizliği yapar, fabrikada çalışır, benzincide pompacılık yapar. Çok geçmeden işleri yolunda gider ve birkaç benzin istasyonu açarlar. Ekonomik durumları gittikçe iyiye gider. Kuzey 10 yıl sonra Türkiye'ye geri döner. Yeşilçam'dan yeniden teklifler almaya başlar. Kötü adam rollerini oynar. Kuzey Vargın 4. evliliğini yapar ve bu evlilikten Tuğçe adlı kızlar olur. Kariyeri boyunca Davudi, Şehvetin Esiri, Asker Anası, Aslan Pençesi, Bana Bela Derler, Can Yoldaşları, Erkek ve Dişi, Günahkar Kadın, Vurguncular, Çılgın Gençlik, Ölüm Yolcuları, Üç Korkusuz Arkadaş, Affet Beni, Demir Yumruklu Üçler, Gecelerin Kralı, Silahsız Dövüş, Dağlar Kızı Reyhan, Vatan Borcu gibi sayısız Yeşilçam filmleri için kamera karşısına geçti. Kartal Tibet'ten sonra Karaoğlan'ı canlandırdı. Sınıf öğretmenliği yaparken son yıllarda hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Parkinson teşhisi konur.
Daha sonra böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye kaldırılır ve 1,5 ay yoğun bakımda kalır. Kuzey, 13 Ağustos 2017'de hayatını kaybetti. Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kuzey, Yeşilçam'ın asi çocuğuydu. Hiç utanmayan, fırtınalı bir yüreği vardı. O her zaman çarpıcı, asi, aksi ve hiç yola gelmeyen bir karakterdi. Zamana karşı verdiği mücadelede maalesef yenik düştü. Fakat ardında bıraktığı filmlerle anıldı. İyisiyle, kötüsüyle hayatının bu son sahnesinden geçip gitti. Kuzey Vargın, zamanın tozlu sayfalarında kaybolup gitti. Ama izleyicilerin belleğinde onun asi duruşu, cesareti ve oyunculuk yeteneği daima yaşayacak. Unutulmayacak bir figür. Yeşilçam'ın renkli dünyasına damgasını vurdu ve iz bıraktı. Maalesef Kuzey'in hayatını gölgelendiren zorluklar ve kişisel çatışmaları onun kariyerini etkiledi. Ancak unutulmaz filmleri ve özgün oyunculuk tarzı onu sinema dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Kötü adam rollerinden tutku dolu aşk hikayelerine, cesur asker karakterlerinden asi gençlere kadar geniş bir yelpazede başarılı performanslar sergiledi. Bu rolleriyle izleyicilerin kalplerinde taht kuran Kuzey, Yeşilçam'ın özgün ve unutulmaz isimlerinden biri haline geldi. Kahramanlık taslayacaktır şimdi. Mutlaka gelecektir kurtarmaya. Kapanı kurup hazırlayacağız. Oyunculuk kariyeri dışında özel hayatındaki zorluklarla da mücadele eden Kuzey, hayatının en zor dönemlerinde dahi cesaretini ve direncini kaybetmedi. Zaman zaman inişli çıkışlı bir hayat süren Kuzey, her zaman dik duruşunu koruyarak karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalıştı. Son dönemlerinde sağlık sorunlarıyla boğuşsa da mücadeleci ruhu ve kararlılığıyla hatıralarda yaşamaya devam etti. Kuzey, hem sahne üzerindeki heyecan verici performansıyla hem de zorluklarla dolu gerçek hayat hikayesiyle Yeşilçam'ın eşsiz bir parçası olarak anılacak. Tüm bu yaşadıklarıyla izleyicileri ve hayranlarına cesaret ve direnişin sembolü olarak kalacak. Onun hikayesi başarıdan düşüşe, mücadeleden zaferlere, aşktan kayıplara kadar her yönüyle unutulmaz. Kuzey, Yeşilçam'ın eşsiz karakterlerinden biri olarak hafızalarda ve sinema tarihinde daima varlığını sürdürecek. Kuzey'in hayatı, başarısı ve yaşadığı zorluklarla birlikte birçok ders ve ilham kaynağı sunmaktadır. Cesareti, azmi ve kendine özgü duruşu onu unutulmaz kılan özelliklerinden sadece birkaçıdır. Onun hikayesi, hayatın inişli çıkışlı doğasına karşı duruşunu ve insanın içindeki gücü keşfetme çabasını simgeler. Başarıları ve yaşadığı zorluklarla dolu hayatıyla Kuzey, hem ekranda hem de gerçek hayatta iz bırakan unutulmaz bir figür olmaya devam edecek. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.